Kıymetli hocam, sayın rektörüm, değerli misafirler. Profesör Doktor Kenan Gürsoy'un öğretim üyeliğinin 40. yılı vesilesiyle hazırlanmış olan Armağan kitabın kendisine takdim edileceği ve hocamızın felsefesinin ana hatlarının, düşünce hayatımızdaki yerinin, tefekkür alanına sağladığı katkıların ele alınacağı sempozyuma hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu sempozyum hikmetin izinde Kenan Gürsoy'a Armağan adıyla yayınlanmış olan kitabın takdim edilmesi için düzenlenmiştir. Ancak bu vesileyle sempozyumda Kenan Gürsoy'un felsefesi farklı açılardan ele alınarak değerlendirilecektir. Aynı zamanda Armağan kitabın yazarları olan konuşmacıların çoğunluğu, Kenan Gürsoy'un yetiştirdiği birinci kuşak, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak felsefe talebeleri, şimdi hocaları ve Kenan Gürsoy'un talebelerinin talebeleri olmak üzere, felsefe hayatımızdaki dört kuşağı bir arada görebilmemize imkan veren bir devamlılığı temsil etmekteler. Ayrıca kendisinin talebesi olmamakla birlikte Kenan Gürsoy'un felsefe hayatımıza katkılarını ele alacak olan konuşmaları ile felsefe hocaları ve farklı disiplinlerden gelen genç akademisyenlerin değerlendirmeleri de sempozyuma daha geniş bir perspektif kazandıracaktır. Bu sempozyumun bir günle sınırlandırılmış olması sebebiyle tebliğleriyle katkıda bulunabilecek olan pek çok akademisyen arasından bir seçim yapmak zorunluluğu doğmuştur. Bu nedenle bunun bir başlangıç olarak düşünülmesini umuyor, tebliğleriyle katılanlara olduğu kadar katılamayanlara da destekleri için teşekkür ediyoruz. Sempozyumun son bölümünde birkaç cümleyle de olsa bu katkıların gerçekleşmesini diliyoruz. Bir felsefe talebesi için en büyük şans hikmetin izinde bir düşünüre tanık olmaktır. Ondan öğrenmek, onunla öğrenmek ve onunla üretmektir. Felsefe gelenekleri böyle oluşur. Kültürler, medeniyetler ancak böyle bir süreklilikle yaşayabilirler. Biz de, bize bu büyük şansı bahşeden felsefeyi kendisinden tedris ettiğimiz hocamıza olan tanıklığımızı ve bir düşünür olarak kendisiyle ilgili diğer tanıklıkları, fikir hayatımıza bir katkı olmasını ümit ederek paylaşmak ve akademide 40. yılını tamamlaması münasebetiyle hocamız Profesör Doktor Kenan Gürsoy'a bir armağan kitap olarak sunmak istedik. Bu arzumuzu gerçekleştirmek için yola çıktığımızda gördük ki hayatımızın en anlamlı ve fakat en zor vazifesini üstlenmişiz. Zira hocamızın felsefesinin bütün yönlerini incelemenin ve tüketmenin mümkün olmadığı aşikardı. Bu sebeple bu armağan onun tefekkürü hakkında yapılacak olan çalışmalar için bir başlangıç olarak düşünülebilir. Bu kitapla onun birlik felsefesi olarak özetlenebilecek olan düşüncelerine dikkat çekebilmiş olmaya çabaladık. Umarız ve dileriz, acemice hazırlamaya çalıştığımız bu armağan kitap, hocamız hakkında daha kapsamlı ve daha başarılı çalışmalara bir başlangıç teşkil etsin ve sayıları çoğalsın. Bu umutla eksikliklerimizin ve hatalarımızın affedilmesini diliyoruz. Hocamızın akademide 40. yılı vesilesiyle hazırlanmış olan kitabı kendisine takdim etmeden önce siz değerli misafirlerimize kısaca tanıtmak istiyorum. Bu kolektif çalışma hocamızla hatıralar, felsefesi üzerine araştırmalar, eserleri hakkında değerlendirmeler, hocamıza armağan edilen makaleler ve hocamızın felsefe atölyesinden katkılar olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Eserin başında Kenan Gürsoy'un tefekkürünü ana hatlarıyla fark edebilmek için kendisiyle yapılmış ve felsefi biyografisine giriş mahiyetinde düşünülebilecek olan bir sohbet yer almaktadır. İlk bölümde hocamızın meslektaşları, dostları, talebeleri, sevenleri, kendisi hakkındaki hissiyatlarını ve hatıralarını dile getirirken onun fikriyatına da değindiler. İkinci bölümde ise hocamızın felsefesi üzerine yapılan incelemeler ve değerlendirmeler yer aldı. Bu bölümde Kenan Gürsoy'un tefekkürünün farklı bir veçhesinin ele alındığı her bir yazı, onun felsefesini,
milli kültürümüz ve irfanımız adına olduğu kadar, dünyanın ihtiyaç duyduğu fikir ufukları için de katkı sağlayabilecek olan görüşlerini, teklif ettiği yeni kavramları, dünya problemleri için, bugünün insanının bunalımları için çözüm önerilerini büyük bir titizlikle irdeleme gayretiyle kaleme alınmıştır. Ancak ne hocamızın ele alınabilecek olan düşünceleri bunlarla sınırlıdır, ne de inceleyebildiğimiz fikirlerin ele alınabilme imkanları bizim gerçekleştirebildiğimiz kadardır. Bununla beraber bugün kendileri de hoca olmuş olan talebelerinin, hocalarını yazmanın güçlüğüne rağmen gösterdikleri çaba, hocamızın akademiye ve talebelerine verdiği 40 yılı için bir minnettarlık ifadesi olmanın yanı sıra, tefekkür hayatımız için de önemli bir katkı niteliğindedir. Elbette burada Kenan Gürsoy'un felsefesini yalnızca talebeleri değerlendirmedi. Felsefenin farklı alanlarında uzmanlaşmış olan, farklı bakış açılarına sahip, farklı ekollere mensup meslektaşları, okuyucuları, farklı disiplinlerden akademisyenler de Kenan Gürsoy felsefesi üzerine yazdılar. İncelemeleri ve yorumlarıyla kitabı zenginleştirdiler. Armağan bu yönüyle Kenan Gürsoy felsefesine bir giriş olarak değerlendirilebilir. Üçüncü bölümde Kenan Gürsoy'un eserleri üzerine yapılan tetkikler ve eserlerine yazılmış tanıtımlar bulunmaktadır. Dördüncü bölüm, çoğunluğu felsefe alanından olan pek çok akademisyen, entelektüel ve sanatçının akademide 40. yılı vesilesiyle Kenan Gürsoy'a armağan ettikleri çok kıymetli makalelerinden oluşmaktadır. Bu makalelerle bu armağan aynı zamanda bir çağdaş Türk düşüncesi seçkisi olarak da okunabilir. Beşinci bölümde ise Kenan Gürsoy Felsefe Atölyesi'nin değerli mensupları böyle bir armağan kitap vesilesiyle birkaç cümleyle de olsa duygularını ve düşüncelerini bizimle paylaştılar. Kenan Gürsoy Felsefe Atölyesi, 10 yıldır pek çok farklı meslek grubundan ve farklı yaşlarda tefekküre meraklı, hocamızın felsefe yapma tarzını hayatla bütünleşmesi bakımından anlamlı bulan, insanın gönül daralması ve kafa karışıklığı karşısında hocamızın tarzında yapılacak olan bir felsefenin günümüz insanına bir umut olacağını hisseden katılımcıların bulunduğu bir felsefe atölyesidir. Kenan Gürsoy'un akademide geçirdiği 40 yılının bir mütefekkir olarak yazdıkları, konuştuklarıyla olduğu kadar öğrencileriyle münasebeti dolayısıyla da fark edilmesi gereken kendine has bir tarafı vardır. O, sadece hikmeti sevmeyi değil, insanı sevmeyi meslek edinmiştir. Varlığa duyduğu muhabbet, insana hizmet olarak tezahür etmiştir. Onun felsefesi, şahsiyetidir. Bütün bir felsefe tarihi, onun tefekküründe canlı ve güncel irtibatlarla birbirine bağlıdır. Hiçbir filozofa ya da akıma körü körüne bağlılığı kabul etmez. Zira felsefenin kişiyi hür düşünceye bağlayan ve reşit kılan bir etkinlik olduğu kanaatindedir. Bu mutlak bir tarafsızlık demek de değildir. Felsefeyi hakikatin araştırılması etkinliği olarak görür. Kenan Gürsoy, sadece felsefe yapmak için felsefe yapmaz. Bu hasbi bir tefekkürdür. Bu bakımdan konusunu olduğu kadar felsefenin kendisini de araçsallaştırmaz. Onun, insanın problemlerini ele alış biçimi felsefe olur. Felsefe, hikmet ve hakikati aramak için yürünebilecek yollardan biri olarak seçilmiştir. Felsefe onun hayatında bir akademik disiplin ya da meslek olmanın ötesinde bir yaşama biçimi ve üslubudur. Bu sebeple akademiye onun talebesi olarak intisap edenler, yalnız bir mesleğe değil, bir insan olmaklığa da davet edilmiş olurlar. Bunu gerçekleştiremeseler de böyle bir yolda olmaya gayret ederler. Her bir talebesinin kendindeki bir kabiliyeti fark etmesi için çabalar. Hatta hocamız belki de o talebede olmayan bir güzelliğin onda olmuş olabileceğini ihsas ettiğinde, o güzellik artık o talebenin emaneti olur. Gerçekleştirmek ve kendisinde var kılmaya çalışmak istediği bir ideal halini alır. Hocamızın tefekkürü, ilgilendiği her alanda olduğu gibi, pedagojisinde de sevgiyi temele alır. Ve yine her meselede olduğu gibi bu,
insanı bir şahsiyet varlığı olarak kendine kazandırma ve kemale yöneltme süreci olarak gördüğümüz eğitim anlayışında da sadece bir düşünce, bir kuram olarak kalmaz. Yaşayan o insanın kendini içinde bulacağı bir tecrübe olarak, bir egzistansiyel hal olarak da hocamızdan yansır ve muhatabında bu yansımaya katılmak için duyulan bir iştiyake dönüşür. Kenan Gürsoy, ebedi hikmetin izinde, kadim bir geleneğin devamında, şimdi onu çağın diliyle yeniden üreten bir düşünür olarak, hakikat sevdasının da yalnız bir bilme işi değil, bir olma yolu olduğunu gösterir. Felsefenin hayatla bağını kurar. Felsefenin hayatiyeti olduğunu vurgular. Daima dinamik oluşuna dikkat çeker. Felsefenin kültürle, tarihle, değerle bağını kurar. Felsefenin bir kültür, bir dil ve medeniyet ortamı içinde yapılabileceğini vurgularken, onu tarihte yapılmış olan bir felsefeyi tekrar etme eylemi olarak da görmez. Fakat felsefenin tarihsel oluş ve akış süreci içinde inşa edilebileceğini de hatırlatır. Felsefe ne tarihini tekrar ederek ne de tarihinden bağımsız olarak yapılabilir. Hocamız bu konuda da dengeyi sağlayarak felsefeyi bir gelenek içerisinde kavrar, bugünün insanı ve dünyasının sorunlarına ışık tutacak şekilde yeniden üretir. Gelenekçi değil, fakat gelenekli olarak yapılabilecek bir entelektüel etkinlik olduğunu vurgular. Felsefeyi herhangi bir ideolojik kalıba da indirgemez. Felsefenin içi boş bir retorik olmaya indirgenmesinin de karşısında durur ve sağlam bir akli tefekkür olarak felsefenin kendine has bir düşünme eylemi olduğunu gösterir. Felsefenin herhangi bir konuda, herhangi bir şekilde konuşmak demek olmadığını da vurgular. Hemen fark edileceği üzere bu yönüyle de Türkiye'deki yerleşik olumsuz felsefe algısını yıkan nadir örnekler arasındadır. Her kültür ve medeniyetin hayatiyetini sürdürebilmesi, kendisi üzerine kritik bir bilince sahip olabilmesine bağlıdır. Bu bakımdan felsefe ve sosyal bilimlere büyük görevler düşmektedir. İnsan varlığı nasıl tek başına bir beden gibi ele alınamazsa, medeniyetler de sadece teknik ve mühendislik açılardan tüketilemez ve temellendirilemez. İnsanda ruha karşılık gelen yapı, medeniyetlerde de değerlere, kısacası kültüre karşılık gelir. Felsefe de içinden çıktığı kültürün bilinci olarak betimlenebilir. Profesör Doktor Kenan Gürsoy tam da bu anlamda felsefeyi medeniyet kurucu bir değer olarak telakki ve temsil eden bir düşünür portresi sergilemektedir. Hocamız felsefeyle bir kültür ve medeniyet bilinci inşa etmekte ve çağına tanıklık etmektedir. Hocamızın kendisine özgü felsefi tavır alışı, İnsan merkezli bir okuma, anlama ve anlamlandırma eylemidir. İnsanın bir ahlak kişisi olması, değerlerle betimlenmesi ve anlamlandırılması, ilk felsefe olarak etiğin seçilmesi olarak da yorumlanabilir. İnsanın oluş ve kendi kemaline doğru seyir içinde anlamlandırılabilecek bir varlık olmasına yaptığı vurgu, onun felsefesini egzistansiyelizm ve personelizm bağlamında değerlendirmemize imkan sunmaktadır. İnsanın fizik ve fizyolojik yapı içerisinde tüketilemez bir varlık olarak ele alınması, etik ve metafizik bakımdan temellendirilmesini zorunlu kılar. Onun etik ve metafizik değerlendirmeleri şimdi gelenekli ve fakat yeni bir söylemle tanışmamızı sağlar. O, bir taraftan bir felsefe geleneğiyle oluşur, bir felsefe geleneği oluştururken, bir taraftan da bir evrensel proje, bir evrensel insanlık fikri, bir evrensel birlik teklifinde bulunur. Bu söylemin bir davet olarak duyulması için hazırlanmış olan bu kitap ve sempozyum vesilesiyle, talebesi olma bahtiyarlığına eriştiğimiz hocamız Profesör Doktor Kenan Gürsoy'a sağlıklı, bereketli ve kutlu bir ömür diliyoruz. Makaleleriyle çağdaş Türk düşüncesinin birikimini yansıtan bu eserin oluşmasını sağlamış olan bütün yazarlara, kitabın hazırlanabilmesi için emek sarf eden bütün Kenan Gürsoy dostlarına ve istemiş olmalarına rağmen mazeretleri dolayısıyla katılamayan ancak iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Kitabın editörü ve sempozyum düzenleme heyeti adına bu konuşmayı yapmak bana düştü. Fakat bilinmesini isterim ki hem kitabın oluşması hem de bu sempozyumun hazırlanması aşamasında Profesör Doktor Kenan Gürsoy'un bütün talebelerinin
ve bütün dostlarının sevgisi, emeği, desteği vardır. Tek tek isimlerinin zikredilmesini dahi istememiş olan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Onlar kendilerine teşekkür edilmesini istemediler. Zira esasen bu sempozyum, talebeleri olarak hepimizin hocamıza olan şükranlarımızın bir ifadesi olarak düşünülmüştür. Bu sebeple bütün talebeleri adına, hayatımıza kattığı her şey için kıymetli hocamıza çok, çok teşekkür ediyorum. Ve elbette hocamıza olduğu kadar onun kıymetli ailesine de bütün talebeleri adına teşekkür ediyorum. Her birimizi ailelerinin bir ferdi olarak bağırlarına basmış, hocamızın kıymetli vaktini ve sevgisini her daim talebeleriyle paylaşmış olan sevgili Mahir Ekber Gürsoy'a, sevgili Hande Betül Gürsoy Haksevenlere, sevgili Tansu Haksevenlere ve çok kıymetli Profesör Doktor Beykız Gürsoy hocamıza gösterdikleri sabır, fedakarlık ve sevgi için sonsuz teşekkürler. Kıymetli Beykız Gürsoy hocamız lütfederlerse kendilerine bu teşekkürümüzün sembolik bir ifadesi olarak Kenan Gürsoy hocamızın talebeleri adına küçük bir çiçek takdim edeceğiz. Teşriflerini arz ederim efendim. Değerli misafirler, böyle bir karlı günde teşrif ettiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kenan Bey'in değerli dostları, öğrencileri, arkadaşları, yarı vefakarları böyle bir karlı günde her şeye rağmen burada oldular. Ve ayrıca böyle bir günü tertip etmeyi akıl eden, bunu hayata geçirmek için her türlü fedakarlığı, çabayı göze alan, geceyi gündüze katan bütün emektarlara, bu organizasyonun bütün zahmetini yüklenen arkadaşlarıma, isimli isimsiz kahramanlara ayrıca pek çok teşekkür ediyorum. Bu bir vefa göstergesi. Gerçekten şahide olduğum bir hayatın, bir Kenan Gürsoy'un hayatının önemli bir parçasında yanındaydım. Şahide oldum. Kendinden geçerek, ailesinden ve yine kendisi için önemli olan pek çok şeyden fedakarlık ederek öğrencilerine zaman ayırdı. Onlara her türlü desteği vermeye çalıştı. Bunu büyük bir aşkla, şevkle yaptı. Ve zannediyorum bu da bunun ona geri dönüşümü. Hani masallarda olduğu gibi hiçbir şey karşılıksız kalmıyor ama bu zamanda böyle bir vefa gerçekten göz yaşartıcı, çok duygulandırıcı. Bütün emek verenlere ve burada bulunanlara pek çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Felsefeyi Türk dili ve kültürü içinde konuşturan, İçinden çıktığı kültürün felsefi bilinci ve vicdanı haline getiren hocamıza, meslek hayatı boyunca bıkmadan ve usanmadan, garazsız ve ivazsız olarak bütün talebelerine her zaman sevgiyle yol gösterdiği için minnettarız. Sevginin emek demek olduğunu kendisinden öğrendiğimiz hocamızın emekleri ve eserleri önünde saygıyla eğiliyoruz. Kendisi için hazırlanmış olan bu sempozyumu ve armağan kitabı, ustaya saygının naciz bir ifadesi olarak kabul buyurmasını diliyoruz. Ve armağan kitabın takdimi için Aydın Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yadigar İzmirli hocamızın teşriflerini arz ediyorum ve kıymetli hocamızın. Değerli arkadaşlar,
eseri size takdim etmekten çok büyük onur duyacağım. Ne kadar güzel bir şey benim için. Bunu anlatmam mümkün değil. Emin olun sizden daha heyecanlı olduğumu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız zaten o kadar güzel ifade ettiler ki duygularını, düşüncelerini. Bir hocaya duyulan saygının, sevginin ne kadar ölçülemez olduğunu o kadar güzel ifade ettiler ki bize söyleyecek bir şey kalmadı. Ben nice 10 yıllar bu meslek içerisinde size diliyorum. Birlikte inşallah. Yine bu ülkeye olan katkılarınız her zaman devam edecek. Gençlerimize olan katkılarınız devam edecek. Buna yürekten inanıyorum. Saygılarımla takdim ediyorum değerli hocam. Şöyle kitabımı verelim. Böyle hocam bu benim acemiliğimdir. Evvela hiçbir konuşma hazırlamadım. İkincisi konuşacak halde değilim. Zaten ortadaki ben miyim? Daha kapıdan içeriye girdiğim andan itibaren öğrencilerimin güzel yüzüyle beni ağırlamaya ve benim için bütün diğer misafirleri ağırlamaya çalışan o halleriyle ve tahmin ettiğim çok büyük fedakarlıklarıyla karşılaştım. Dostlarım buradalar. Onlara ama ne kadar çok şey borçlu olduğum dostlarım buradalar. Öğrencilerim buradalar. Bu dostların ve bu öğrencilerin saygılarından başka, onların saygılarının arka planındaki o hikmet arayışlarından başka bir şey görmüyorum. Ben ortada yokum. Sadece kendilerini ifade ediyorlar. Ben de bir vesileyim. Ama dahası eğer benden bir şey aksettiyse o da hiç benden değildir. Yetiştirenler, içinde yetiştiğim gelenek ve o geleneğin büyük hocasının öğrencisiyim. Sadece gördüğümü işlemeye çalıştım. Gördüğümü aksettirmeye çalıştım. Ama sizlerden gördüğüm dostluk ve öğrencilik bunun kadar önemlidir. Biraz evvel ama hocam siz dedi Müzeyyen Hanım. Hayır, oradan geçmekte olan bir kol, belki düşen bir nesne size bir şekilde değseydi, hani içinizdekileri ortaya çıkartırdınız ya, işte öyle bir dokunuş benimki, bir de belki beni buraya getirenlerin, beni yetiştirenlerin himmeti. Hani vefa yoktu? Hani hoca-öğrenci ilişkisi yoktu? Hani her şey menfaatten ibaretti? İşte ilk başladığım Erzurum'da, ki bunun en yakın şahidi karşımda Fahrettin Olguner hocam, İlk başladığım o sahne, işte böyle bir sahneydi. Allah onu da tekrardan yaşatıyor. Karların içinde, düşe kalka Fahrettin Hoca ile yürüdük. Mesleğe, Erzurum'a o beni davet etti. Eman efendim ne felsefi müzakereler yaptık aramızda. Çok farklı türden. Ama o dekor da tam, fakat bu dekorun içinde, bu zorluğun içinde buraya kadar gelen, şimdi bu vefayı bir de bu şekilde gösteren çok değerli öğrencilerime, dostlarıma, ben teşekkür etmeyeyim. Çünkü ona hakkım yok.
teşekkür edilmesi gereken kendilerinin kendi aynalarında gördükleridir ve beni yetiştirenlerdir. Sağ olun, var olun. Demek ki vefa hakikatmiş. Hakikatli olmak, o hakikatin içinde bir hakkın var olmakmış. Teşekkür ediyorum.